Hani gitmiş Murat'a sarılıyor falan gala gecesi. Bir de gelmiş şurada bilerek sordum hani. Erkekler de açılmış. Seni o kadar ama yeren zaten tank. Beni yeren sensin. Üstüne gelen sensin. Haftalardır burada beni gel, ben şurada barışalım gel konuşalım adam gibi dediğimde konuşmaya gelmeyen gene Tankut, barışmaya gelmeyen. Hmm. Şurada dedim Tankut gel başka bir şey bir konuşalım, Ali varken burada söyledim. Gel dedim bir konuşalım sorunlarımızı çözelim dedim, gelmeyeceğim, gelmeyeceğim. Ali gelince de diyor ki Ali, benle konuşmak istedi Ali, baş başa konuşmak istedi. Bu nasıl bir ha? Gel adam gibi karşılıklı konuşalım dediğimde konuşmuyorsun da Ali geldiğinde, Ali mehtaplarla konuşmak istedi. Bu nasıl? Allah Allah ya. Ya böyle yaptı. Niye her şeyi yanlış yere çekiyor ki bu? Niye öyle anlaşılmasını istiyor? Ben anlamıyorum. Istiyor? Böyle yapıyor, böyle anlaşılmasını istiyor demek ki ne bileyim ben. Yani böyle bundan başka bir şey göre, çıkmıyor. Dediğin gibi. Bence de öyle. Bu ne saçmalıktır? İnsan yakın olma ihtiyacı hissediyor ama Ayça'nın mesela seninle arası bozuktu. O sana yakın oldu. Ben onu... Çünkü Ayça böyle hani İnandın bir mı? İnsana sinir olunca sinir oluyor harbiden. O yüzden işte bu eleştiri yapıyorum. Daha demin de Ayça'ya laf soktum tamam mı? Dedim ki hani Batu hani dedi ya ben burada evlenmem falan. Ondan sonra onu söyledim. Yanlış atı oynuyorsun. Sen neyle tehdit ediyorsun beni? Karşılıklı evler eliyor. Ben de neyi gördüm biliyor musun? Hiç umurumda değiller asla. Fanlarıyla havaya girmiş he. Bak ben sana kesinlikle fanları havaya sokmuş. Şu konuda Ayça'ya kırıldım. Senin buradan bu evden çıktığın anda senin fanların ne işine ya yarayacak? Ya buradaki kimse zaten star diye bir şey değil. Kimse bir havaya girmesin bir kere. Havaya girmeyen insan zaten kazanır burada. Bir de bir şey söyleyeyim mi sana? Ben de neye kırıldım bak. Seninle aram bozuk olduğunda. Mesela seninle Ayça'nın arası bozuk olduğunda. Ben önceden öyle yapmıyordum. Ama Ayça seninle benim aram bozuk olduğunda. Aa evet haklısın. Aa evet öyle yaptı. Bilmem ne yapıyor. Ya. Ve şunu fark ettim. Bana soğuk davranıyor. Onu fark ettim. Ben şey de kendimi ona mi? Geri çektim o yüzden. Sen şunu hiç farkında mısın? Bak bir şey söyleyeyim mi? Önceki gala biz Ayça'yla tartıştık. Neden? Seninle aramı bozmak istediği için. Dedim ya Cansel'le aram bozulunca senin eline geçecek dedim de arayı bozdum. Bu saatten sonra benim dostum değilsin dedim. O günden beridir başka bir sıcak davranıyor. Dostmuşuz, arkadaşmışız. Eskisi gibi davranmayan Ayça bir samimi benimle. Geçen hafta hep böyle geçti ve hep şaşkınlığımı dile getiremedim. En son galada ağlıyorum. Bakıyorum yanımda Ayça, Ayça Allah aşkına git diyorum. Hani sarılacağım, sarılamıyorum çünkü hani o dost çizgisini çizdim ya ben onunla. Arkadaşız, aynı çatı altında yaşıyoruz ama dostluğuna hayır, güvenmiyorum sen ya. Hayır müsaade etmiyor ya. Ben sarılacağım. Aynen ben sarılıyorum baktım 15 bakıyorum kişi araya Ayça, giriyor. Ben de geçtim oturdum yani şov mu yapayım sarılıyorum bilmem diye. Azal gelmeseydi sen gidiyordun hı. Emre yani. Hı. Biz seni yazmadığımız için kaldın. Acıdık yazmadık yoksa biz gidiyordun. Zamanında sevdik 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 tepemize çıkardık şu an bir ilişki yaşıyor. Bu aynen. Sefer de bize karşı carlamaya başladı. Ama önceden Emre de iyiydi. Emre sonradan hani böyle gerçekten bu ilişkisinde mutlu başladı. Mu değil o zaman? Nedir bu? O zaman bu ilişkisinde Emre gerçekten mutlu değil. Bize fevri davranıyor. Anladın mı? Ben başka bir şey çıkaramıyorum arkadaşlar. Hakikaten yani. Seninle mesela yere oturduğumda hiç gocunmuyorum. Yere yatayım. Beni yetmiş mi diyorsun? Umurumda bile değil. Senin dizine yatayım. Sen bana o an müsaade ediyorsun ya yapmam gereken şeye. Bendeki huy bu. Herkeste vardır değişik bu. Yapma dediğin şeyi yaparım. Böyleyim. Hani diyor ya şimdi tişörtü keşke dedim içimden. Seda Hanım'dan alsaydım da bir kere giyseydim dedim. Hani ille cezamı işte. Kız kafa öyle kafa yapım zıt benim. Hmm. Hani. Bir giyse miydim diye düşündüm. Senin dizlerini ağlamama izin veriyorsun ya. O an dünyanın en iyi insanı sensin benim için. Hazal Emre ile hayatta evlenmez. Neden? Evlenmez. Niye? Bunu Emre'ye ya da Hazal'a mal etmiyorum ama. Anladın mı? Genel bizim olarak için küçük olan bir şey başkaları için çok büyük olabilir. Ben ne bileyim Hazal'ın Emre ile evleneceğini düşünmüyorum. Bak. Ben Batuhan'la Ayça'nın herkes, da evlenebileceğini düşünmüyorum. Herkes şu anda çok atıyor tutuyor ya. Programın sonunda herkes gelecek Melis'ten ne kadar doğruları söylüyor. Bak Cansel yüzüne söylüyorum. Sizde de göremiyorum o evlilik potansiyelini. Yalan değil. Tamamen teslimiyet olmalı anladın mı? Hı hı. Tam teslimiyet dediğimiz şeyi hissetmemiz bak, lazım. Ben de göremiyorum Cansel'lerde çünkü eser evlilik şeyini yapabilecek bir insan ya ben tabii ya o laftan sonra ben de kendimi nasıl garanti görebilirim? İşte helal olmadan evlenen bilmem ne. Kafasının karışık olduğunu görüyorum. Eserde evlilik şeyini göremiyorum. Potansiyel hazırlığını mı? Evliliğe hazır olmalı. Evli. Ama sende de göremiyorum. Ben kendimin şu an evliliğe hazır olduğunu düşünmüyorum. Bak ha. Açık ve net söylüyorum zaten hani böyle. Anladın mı? Çünkü ama bak mesela buraya girdik hepimiz evlenmek için şey başvurduk değil mi?
Mesela sen kendini görüyor musun şu an hazır? Ben zaten ilişkiyi yaşamıyorum. Ha, işte, hayır ondan demiyorum sana. Bak şöyle bir şey var. Yani bizim için aslında basit bir şeydi. Burada yaşadıklarımızla ne kadar zor oldu. Hatun korkuyor annem çocuğu beğenmeyecek diye. İlişki yaşamıyor. Bak hani açık ve net söylüyorum. Hani birinci millet beni birinci yapsın bilmem ne diye de aa evleneceğim gong sesi çalıyor hızlandırayım işleri ben kesinlikle evlenerek çıkacağım demeyeceğim. Bak burada bunu yapanlar olabilir. Birinci gelemezsen zaten evlenip çıkamıyorsun ama ki bir kişi gelecek. Yani. Dedim ya orada 8 kişiye de keşke sorsalar ödül var zaten deseler. Zaten şöyle olsa bak evleneceğim diye finale gitsen. Emre yapıyor onu şu anda. Bak, Emre işleri hızlandırma. Aynen yapıyor evet. Ya fikirleri değişti ya da bizim dediğimiz gibi zaten. Ama Emre hiçbirimizin duygularını ciddiye almıyor. Çünkü oyun olduğunu düşünüyor. İnsanın fikri neyse zikri de olur. Çünkü kendi oyun yapıyor. Ya arkadaşlar çünkü bir kendisi öyle. Kendisi öyle olduğu için bizi de öyle görüyor. Bak milletin gözünde kendini yükseltmeye çalışmak nedir? Evleneceğim diyerek. Sonunda sen o finale geldiğinde diyelim ki birinci oldun. Sana soracaklar diyecekler ki evlenmek istiyor musun? Ya bütün hayatını feda edeceksin, evleneceksin ya da evlenmeyeceğim diyeceksin, millet seni linç edecek. O zaman sorarlar yani derler ki hani sen bu kadar ay evleneceğim diyordun ne oldu sana? Birinci yaptık ya işte evlendi, zaman, niye evlenmek asıl istemiyorsun? Asıl o zaman Türkiye'nin gözünden düşer insanlar. Ki zaten öyle yapıp da niye evlenmiyorsun? Hazal zaten Emre'yle evlenmez. Bir de şey çok tuhafıma gitti hani Batuhan dedi ya işte benim sayemde birinci olduk bilmem ne. Ben senin fanlarınla birinci oldum. Ya insan seven insan bu kadar küçük hesaplar yapmaz bence. Tabii ya. Anladın mı? Düşünsene telli duvaklı, burada yapılacak o şey, insan, düğünler falan. Dışarıdan bir şey. Birine baktığında tamam onun ne tür insanlarla birlikte olacağını falan çözümlüyor kafasında. Ne top ya. Şimdi ben Hazal'a baktığımda nasıl tür insanla birlikte olacağını çözümlüyorum. Sırf Hazal'a değil. Bu evdeki herkes için söyleyeyim. Ama bir şey söyleyeceğim. Hazal'ın hani gönlü mesela annesi dedi ya 10 lirayla da idare eder, 10 bin lirayla aha. da idare bak eder bana. Diye. Bak bana. Sen inandın mı ona? Sen yeter ki sen kısmetse olur. Düşlerin seni bulur. Sen yeter ki sen kısmetse olur. Kısmetse olur. Aşkı bul.